Şimdi Türkiye dediğimiz coğrafya bugün resmiyette Türkiye Cumhuriyeti olarak dünya haritasında yer alan ülke. Edirne'den Hakkari'ye kadar, Edirne'den Van'a kadar olan bir coğrafya. Şimdi baktığınız zaman bu 81 vilayetin tamamına dağılmış olanlar Kürtler. Kendi dili dışındaki diğer batıda konuşan Türklerin dilini konuşabilen yine Kürtler. Diyarbakır'ı, Van'ı, Urfa'yı tanıdığı kadar İzmir'i, İstanbul'u, Ankara'yı tanıyan yine Kürtler. Aslında Türkiyeleşmeyi başarmış tek millet Kürtler, yani Türkiye'de. Yani bu Türkiyeleşme bence Türk partilerinin hedefi olmalı. Mesela bir MHP'nin, bir CHP'nin hedefi olmalı. Yani onlar bunu kendi, yani bizim zaten öyle bir sıkıntımız yok. Yani Türkiyeleşme derken, buna rağmen biz hala Türkiyeleşmenin peşinde koşacaksak, o zaman sizin Türkiyeleşme diye dayattığınız şey aslında Türkleşmedir. Çünkü sen hala bu durumda bile, yani benim Kürdistan'daki nüfusun yarısından fazlası batıda. Kürtler çocukları bile sokakta Türkçe konuşurken Türklerin çocukları Kürtçe bilmiyor. Biz İstanbul'da, İzmir'de, her taraftayken onlar Van'da yok, Diyarbakır'da yok. Yani biz o topraklar, batıdaki topraklardan, vilayetlerden nefret etmezken onlar nefret ediyor. Deprem bile olduğunda inşallah daha fazla ölür diye mesajlar atıyorlar. Böyleyken hala bizi koşturuyorsan Türkiyeleşme diye, o zaman sen bizi Türkleştirmek istiyorsun, Türkiyeleşme değil. Yani şimdi hala beni Türkiyeleş, yani senin Türkiyeleştirmen gereken batıdaki insanlar, doğudaki değil. Kürtler zaten Türkiye'li. Yani Kürtler zaten Türkiyeleşmiş. Türkiye'nin her tarafına dağılmış. Türkiye'de konuşulan diğer dilleri de biliyor. Yani kendi ana dili dışında Türkçeyi de biliyor. Zaten yani onun sporunu, futbolunu, siyasetini, efendim medyasını, sanatını, müziğini de dinliyor. Yani Türk kültürüyle, Laz kültürüyle dahil olmak üzere hemhal bir toplum Kürtler. Yani Kürtler mesela Laz müziğine, Laz folkloruna uzak mı, yabancı mı? Yok. Türk kültürüne, Anadolu kültürüne, mesela Efe oyununa, Ege uzak mı? Yok. Yani Efe oyununa, Trakya oyununa bile uzak değil. Ama Kürtlerin dışındakiler Kürdün folkloruna uzak, Kürdün diline uzak, Peki Kürdün sayın yani. Sedi, yani Türkler, yani bu bahsi ettiğiniz diğer kültürlere gönüllü mü razı oldular, yoksa bir Hayır, zulüm, işgal? asimilasyon süreci. Ya tabii şimdi gönüllü olması, gönüllü olan da vardır, ama yani şimdi bu biraz asimilasyon politikasının bir sonucu. Ama şu anki vaka olarak bence Kürtlerin Kürdileşme hedefi için peşinde koşması lazım. Yani Kürdün ihtiyacı olan şey şu an Türkiyeleşme değil. Kürtler zaten Türkiyeleşmiş. Yani hatta Türkiyeleşmiş tek halktır. Yani Türkiyeleşmemiş olanlar Türklerdir. Çünkü Türkiye'nin doğusuyla ilgili yani hiçbir gönül bağları yok. Yani ne müziğiyle, ne Kürtçesiyle, ne şuyla, ne tamamen orayı şey gibi görüyorlar, yani yabancı bir yer gibi görüyorlar. Peki müsaadenizle bir soru daha sorayım. Ben Tekrar söylemek sorunuza istediğim dönelim. inşallah anlaşılmıştır. Ben demek Anladım. istediğim, yani zaten Benim biraz Kürt. cevap hakkım doğdu Yok yok. Ethem Bey. Size ciddi bir Ethem cevap Bey. hakkı doğmuştur. Ondan uzun bir cevap hakkınız var. Bundan sizin açmanızı da istiyorum. Sen Sedyen'e bir şey sormak istiyorum. Onun o ifadeleri benim hoşuma gidiyor. Yani ifade, yani şeyi açma biçimi falan, konulara ele alış biçimi, ben şahsen itiraf edeyim, hoşuma gidiyor. Fakat bir şey sormak istiyorum. Sayın Sedi, yani bir Kürdün Türkleşmesi iyi bir şey midir? Hayır. Günah mıdır? Günahtır bence. Haram mıdır? Haramdır. Tamam. Teşekkür ederim. Bir Kürt her şeyden önce Kürt olmalıdır. Kürt olduktan sonra istediği kadar evrensel, hatta isterse galaksisel olsun. Ama önce Kürt olmak zorundadır. Çünkü Kürt oradan vuruluyor. Yani onun Kürt kimliğine ve onun bütün unsurlarına yönelik düşmanca, baskıcı bir şey var, bir muamele var, bir asimilasyon politikası var. Yani onun şerefidir o, onun haysiyetidir.
programın en başında bahsettiğiniz hafızasıdır. Şimdi ona yönelik bir saldırı var. Kürt, o onun şerefidir. Anlatabiliyor muyum? Kürt, önce Kürt olması lazım. Kürt olduktan sonra, ama sen daha Kürt olmadan, Kürt olmadan yani şey yapman, şey yapmaya çalışman. Yani bence bu aslında bu hani Kürtlerin işte enternasyonalizm işte ya da işte dindar kesimde ümmetçilik şu bu ya da işte Türkiyeleşme. Bu bence Kürtlük kimliğinin, Kürtlük davasının ağır gelmesinden dolayı biraz şey yani çünkü o bedel istiyor. Yani şimdi Ethem abi, şimdi bir Hakkari milletvekilinin yani şimdi baktığın zaman Hakkari'nin bajarisi bile değil. Hakkari'nin gündüzü yani tipinden mi? Gidip orada Datça'da oturup işte ağaçlara böyle yapmışlar. Biz ekoloji koruyacağız. Ya, yani şimdi bu insan bu konfordur biliyor musun? Konfordur. Konfordur. Çünkü bu ona konfor sağlıyor. Yani onun bedeli yoktur. Onun bedeli yoktur. Diğer toplumlara kendini kabul ama sen bu sende bir kişilik erozyonuna uğra. Bu çok saklı. Şimdi Hannah Arendt der ki ya mesela Hannah Arendt çok güzel bir sözü vardır. Der ki mesela onların toplumunda da mesela 20. yüzyıl başında Avrupa'da Yahudiler bu zulümlere uğrarken kimi Yahudi, bazı Yahudiler işte demokrat, enternasyonalizm, evrensellik şeylerine yatarlardı. Hannah Arendt derdi ki siz Yahudi olduğunuz için zulme uğruyorsanız savunmanızı da kendinizi de Yahudi olarak mücadele etmeniz lazım. Yani bir demokrat olarak değil, bir enternasyonalist olarak değil, bir evrensel olarak değil, bir Avrupalı olarak da değil. Yahudi olarak mücadele etmeniz lazım. Çünkü Yahudi yani Yahudi olduğunuz için bu zulmü görüyorsunuz. Yahudi evet, olduğunuz muhteşem için. Ya da yani aynı benzer sözleri Malcolm X de söylemiştir. Yani siz demokrat olduğunuz için zulüm görmüyorsunuz ya da cumhuriyetçi ya da işte sağcı solcu olduğunuz için zulüm görmüyorsunuz. Siz Hristiyan olduğunuz için, Müslüman olduğunuz için, siz siyah olduğunuz için bu zulmü görüyorsunuz. Siyah olduğunuz için. Yani bıçak nereden vuruluyorsa tedavi de oradan yapılır. Dolayısıyla yani ben gerçekten Kürtleri Kürtlük kimliğinden uzaklaştıran ister din adına yapılsın, ister ideoloji adına veya başka şeyler adına ben bunların bir hayır getirmeyeceğine inanıyorum. Bu benim kişisel kanaatimdir. Eleştirilebilir. Yani benim söylediğim her şey eleştirilebilir, her şey tenkit edilebilir. Ben kendi kanaatleri, kendi bakış açımı söylüyorum ve şunu söylüyorum. Yani ben bu evrensellik denilen sularla, evrensel sularla 30-40 yıl yüzüp geldikten sonra bunları söylüyorum. Tecrübeniz var. Yani. Fatma Hanım'ın ciddi bir söz hakkı var. Önce ben kendisini bir hürmeten dinleyeyim. Galiba kendisini yanlış anlamış da olabilir. Bilemiyorum. Ama önce kendisi bir ifade etsin. Acaba maksadımızı aşan bir yorum mu yaptık? Buyursunlar. Şimdi aslında İbrahim Sediani'nin söyledikleri temelde çok haklı şeyler. Biz sanırım bu siyaset sürecinde yani çağdaş siyaset sürecinde çağdaş siyasetçi arkadaşlarımız kendilerini tam olarak ifade edemediler. Yani esas fikriyatı tam olarak açığa çıkaramadılar. Yani bunlardan bir tanesi olup olmadığımı düşünemiyorum. Çünkü öncü rol oynamadım. Ama bu siyaseti biliyorum. Öncü rol oynuyor olsaydım bu eksikliklerden, yaşanan eksikliklerden kendime pay da biçerdim. Ama buna rağmen kendime pay biçiyorum. Bir yerlerde olursam eğer orada kendine pay biçmen gerekiyor. Şimdi Kürt siyasetinin, çağdaş Kürt siyasetinin ana mottosu özgür Kürdistan. Özgür Kürdistan. Demokratik Türkiye. Türkiyeleşme ile ilgili belki de insanlar kendini yeterince anlatamadılar. Şimdi özgür Kürdistan fikriyatından uzaklaşırsam demokratik Türkiye düşüncesini sadece
ortaya koyarak, bunu da yarım yamalak tam olarak anlatamadan ortaya çıkarsam sonuç vahim ve hazin oluyor gerçekten. Şimdi bizim siyasetimizin, yani kuzey coğrafyasındaki Kürtlerin başat rolünü oynayan büyük partileri, iki tane büyük partisi vardır. Bir DBP'dir, bir de HDP'dir. HDP, Özgür Kürdistan fikriyatının, Özgür Kürdistan şiarının temellerini oluşturan ve diğer Türkiye'deki diğer halklara da saygı niteliğinde yaklaşan, yani kendisi için ne istiyorsa diğer halklara da onu isteyen bir pencereden bakıyor siyasete. HDP fikriyatı ise bizimle birlikte bizim gibi düşünme çabası içerisinde olan, diğer halklara saygı gösteren, diğer halkların kimliğini olduğu gibi kabul eden, kültürünü, değerlerini olduğu gibi kabul eden kimselerle ortak bir çatı altında toplanmak fikriyatıydı. Bu süreç içerisinde ne kadar başarılabildi, bunun öz eleştirisinin yapılması gerekiyor. Ancak ana motto kuzey sahasında Kürtlerin ana mottosu Özgür Kürdistan, Demokratik Türkiye'dir. Dolayısıyla da burada yapılan siyasette Kürtlerin öz kimliğini saklı tutması, İbrahim Sedyani'nin söylediği temellerde Kürtlerin kendi benliklerini, kültürlerini, kimliklerini temsil etmeleri konusunda herhangi bir beis olmadığı gibi, temsil etmemesi suçtur yani. Suçtur ve eksikliktir. Şimdi burada iki çizgiyi çok iyi anlamak lazım, çok iyi değerlendirmek lazım. DBP çizgisi Kürtlerin kimliğini, kültürel değerlerini, coğrafyasını, yani Özgür Kürdistan ne demektir? Özgür Kürdistan sözcüğü neleri içeriyorsa bunların tamamını kendi içerisinde barındıran bir siyaseti gütmektedir. HDP içerisinde de HDP'nin büyük çoğunluğunu oluşturan yine DBP'dir. Çatının içerisinde DBP vardır. Dolayısıyla da biz şimdi eğer bir şeyleri masaya yatıracaksak, biz bu iki ana karkası, yani Özgür Kürdistan düşüncesiyle Demokratik Türkiye tamamlamasını yapabildik mi, yapamadık mı, nerede eksik bıraktık, eksiklerimizi öz eleştirel bir biçimde kendimize nasıl yönelmeliyiz ve bu öz eleştirel ana çerçeve üzerinden yeniden özümüze, yani popülist siyaset yapmak yerine özümüze geri dönme konusunda neler yapmalıyız? Çizgisine geri çekilmemiz gerekiyor. Şu cümle çok hoşuma gitti. Popülist politikalar yerine özümüze geri dönmeliyiz derken, ben popülizmi burada HDP'nin işte Türkiyeleşme adı altında falan vesaire olarak algılıyorum. Evet, o popülist Türkler tarafını tutmadı. Sayın Sedyani'nin şimdi bir ülke var değil mi? Türkiye. Onun işte doğu parçasında Kürtler var, Kürdistan var. Batı parçasında Anadolu var, kuzeyde işte Lazistan toprakları var, Trakya var bir de. Şimdi şöyle bir şey var mesela, yani şimdi diyelim işte doğuda Kürtler bir Kürt mücadelesi veriyor milli hakları için, işte Kürt
Kürt özgürlük mücadelesi veriyor. Güçlü bir şekilde bir yere kadar getiriyor. Fakat bunlar olurken Batı'da da ve ülkenin genelinde de ciddi ciddi Türkiye'nin demokratik bir Türkiye için verilen bir mücadele var. Günün birinde bunlar güçlerini birleştirirler. Şimdi böyle bir süreç olsa ben bunu anlarım. Şimdi böyle bir şey yok. Sen 30-40 senedir, 50 senedir, 60 hatta 70-80 senedir Cumhuriyet kurulduğundan beri bu Kürt özgürlük mücadelesini verirken Türkiye'nin demokratikleşmesi için kimsenin kırını kıpırdattığı yok yani Batı'da veya Kuzey'de veya Güney'de. Sonra günün birinde sen kendi kendine kendi hareketini Türkiye'nin ya 2-3 tane solcu Batı'dan 2-3 tane solcu sana katıldı diye ve 2-3 tane eski İslamcı geldiyse biraz vicdanlı sana katıldı diye sen o birlikteliği sağlamış olmuyorsun. Sen kendi kendine kendi hareketini değiştiriyorsun ve kendi kendine gelin güve oluyorsun. Yani Batı'daki insanın Türkiye vatandaşının Türkiye'yi demokratleşme gibi bir çabası, böyle bir derdi yok. Olsa 100 yıllık bir tarihi var. Aha, Ekim ayında 100 yaşına girecek Cumhuriyet. Yani bir 10 senelik bile böyle bir mücadele verilmemiş bu 100 sene içinde. Yani sen hani anlatabiliyor muyum? Şimdi dediğim gibi yani sen bu mücadeleyi verirken ülke genelinde de veya Batı'da da çok güçlü bir mücadeleler vardır Türkiye'yi demokratikleşmek için. O zaman bence çok iyi olur. Günün birinde bu güçleri birleştirmek, yani Fatma Hoca'nın dediği gibi. Ama böyle bir şey yok ki. Yani sen olmayan bir şeyle sadece sen varsın zaten. Sen varsın, sen kendi kabuğunu değiştirmiş oluyorsun. Yani kimseyle birleşmiş, kimse yok ki senden başka. Senden başka mücadele veren var mı ya 100 senedir ya? Kürt'ten başka. Yani bir mücadele veren var mı? Yani şimdi 3-4 tane aydın çıkmış. İşte dindardı, Müslümandı, vicdanlıydı veya solcuydu, sosyalistti, vicdanlıydı. Ama şimdi 3-4 tane isimle orada bir mücadele verilmiş sayılmaz. Ya bize dışkı yedirildi, bizim 12.211 tane köy ismimiz değiştirildi. Bizim ya bir Kürtçe konuştuğumuz insanlara hayat zehir edildi. Bu kadar zulümler, bu kadar eziyetler, katliamlar, Dersim'i, onları hiç saymıyorum bile. O kadar 100 senedir çocuklarımıza varlığın bilmem başkalarının armağan olsun. Ya bu apartay. Bunlar uygulanırken ya on ya bir toplum düşünün. Şimdi ki bunu başka bir program içinde, konusu yapalım bence konu şey yani 100 sene içinde gözün önünde bunlar yapılırken ve onun adına söyledikleri çok önemliydi. Yani bir İsmail Beşikçi çıkmış, birkaç tane aydın çıkmış. İşte sol Türk sol camiasına veya Türk İslam camiasına bir 3-4 tane vicdanlı yazar çıkmış diye. Ya bir odur 100 sene içinde. Bu bir felakettir. Fatma Hanım ne diyordu? Ben bu şeyin öncü konumunda değilim ama öncü olsaydım ben şey yapardım yani özümüze dönelim diye. Ya ben söylemek istediğim yani, bence Kürtler sadece... Ben başlı başına bunları tek başına söylemedim Ethem Bey. Ben birçok şey söyledim. Onların altını çize çize söylüyorum. Şimdi şurada mesela İbrahim Bey'in söylediklerini yapalım o zaman. Hiç Türkiye cephesindeki sol sosyalist ya da işte vicdanlı insanları sürecin dışarısında bırakalım. Hayır, öyle bir şey demedim. Hayır, asla öyle bir şey demedim. İşte ben de sizin öyle ama beni şey onlar beni niye onlar yönetsin ki? Yani neden onlar bana onursal başkan olsun, beni yönetsin ki? Onların aklıyla yönetsin. Gelsin destek versinler ama niye beni yönetsin ki? Neden beni yönetsin? Cılız tartışmaların içerisine giriyoruz. Biz elbette ki burada eğer bir halklar temsiliyeti varsa, bakın ben ne dedim? Dedim ki bir DBP fikriyatımız var, bir temel ilkesel duruşumuzu gösteren bir partimiz var. DBP'de her iki eş başkan da Kürttür. Ancak HDP'de bir başkanımız Türktür, bir başkanımız da Kürttür. Böyle bir temsiliyet yürütüyoruz. Fatma Hocam, şimdi bu ne siyasetidir biliyor musun? Bu neye benzer biliyor musun? Amerika NATO'yu kurmuş diyor ki. Konuşurken ben sizi bölmedim İbrahim Bey, bakın ben sizi bölmedim. Yani NATO'yu kuruyoruz, Amerika ve Litvanya eşit. Bu hak mı? Şimdi ben sizi bölmedim. Hayır. Öyle değil işte. Demokratik çerçevede yani radikal demokratik
demokrasi savunumu çerçevesinde şu anda Türkiye'yi bir bütün olarak düşünecek olursak eğer Kürtlerden daha güçlü bir yapı gösterebilir misiniz? Böyle bir yapı var mı? Yani CHP sol sosyalist bir parti midir size göre? Şu anda en iyi demokratik cepheyi, en güçlü demokratik cepheyi HDP oluşturuyor ve HDP çevresinde de bize katılmak isteyen her halkı yani dini, dili, ırkı, rengi, ulusu ne olursa olsun bu fikriyat altında birleştirmek çok önemli, çok ileriye sıçratıcı bir çerçevedir, bir boyuttur. Bunu küçümsemek bence çok olaya çok basit yaklaşmak anlamına ben gelir. Ben küçümsemiyorum. Bilakis çok büyük bir felaket olarak. Bunun da bir zamanı yoktur yani. 50 sene sonra yapılsa belki Türkler buna hazır olurdu şeklinde bir konuşmayı ben çok altını dolu görmüyorum. Nereden başlansa başlanmış iş bitmiş iştir. Biz de 10 yıldır bu süreci başlatmışız. Elbette ki yanlışlıklar, eksiklikler, problemler çıkacaktır. Bizim de kavramadığımız yerler vardır. Eksik bıraktığımız yerler vardır. Bu eksik bıraktığımız yerleri belki de yanlışlarımızı görme olanağı önemsel olarak bu yanlışlarımız üzerinden de tartışmalar yürütürüz, demokratik tartışmalar yürütürüz. Ve bu demokratik tartışmaların sonucunda da HDP, DVP sürekli kendini geliştirerek, değiştirerek, dönüştürerek siyaset yapmıştır. Türkiye coğrafyasında varsa bunun daha büyük bir alternatifi, bunu ortaya koymadan bir şey söyleyemeyiz ki. Biz dinler tarihini konuşurken temel mantık olarak doğru yolda olduğumuzu, yani anacıl sistem üzerinden gidiyoruz ya, Kürtlerin bir anacıl sistem üzerinden gittiklerini ve bu anacıl sisteme denk gelen fikriyatın bugün Rojava'da geliştiğini ve bugün kuzeyde geliştiğini görmediğimizi, göremediğimizi kim iddia edebilir, kim söyleyebilir? Elbette ki yanlışlıklar olacaktır, eksiklikler olacaktır. Bunları yadsımıyoruz. Ama Lozan sonrası Kürtlerin yapmış olduğu birçok hareket vardır, geliştirmiş olduğu birçok hareket vardır. Ama 50 yıldır Kürtler gerçekten çok güzel şeyler yaptı ve Özgür Kürdistan fikriyatına bugün demokratik Türkiye'yi eklemekte ne sakınca olabilir ki? Fatma Hanım, şöyle müsaadenizle ben sizi çok net anlıyorum. Ben sizi çok net derinden de biliyorum. Bazı şeyleri sizin mecburen şey yapmanız gerekiyor. Yani bazı kalıplar içerisinde dile getirmeniz gerekiyor. Bunu anlıyorum. Haksız da değilsiniz. Haklı olan tarafınız çok büyük. Fakat ben sizin şu ifadenizi esas alırım. Bu sizin ifadeniz benim için önemlidir. Çok da önemlidir. Denenmiştir. Ama özümüze dönmeliyiz. Bitti. Bu kadar basit. Bizim kendi özümüze dönmeliyiz. Özde bunu söylemiyorum. Öze dönmek farklı bir şeydir. Denenmiştir bırakalım farklı bir şeydir. Denenmiştir bırakalım diye bir şey yok. Yani buradan bir yani şey şöyle yok. Özür diliyorum Fatma Hanım. Sizin lafınızı bölmek gibi bir niyetim yok elbette ki. Evet. Size karşı sevgim ve hürmetim bakidir. Mesele şudur hanımefendi. Biz bir ticarete gitsek,
ortaklık yapsak ve sürekli ortağımız tarafından sürekli işte ne diyorlar, ihanete uğrasak biz ortaklığı devam eder mi? Ettirir miyiz? Sürekli zarar ederiz. Yani birisinin cebi sürekli dolarken diğerinin cebinde sürekli eksilme var. Şimdi bizim gördüğümüz şey şu yani. Bizim gücümüzde, bizim kuvvetimizde, bizim kanımızda, bizim paramızda, bizim emeğimizde, bizim alın terimizle bir yerlere geliniyor. Ama biz yokuz. Bu bizim zorumuza gidiyor. Yani bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey. Şimdi ben sizi anlıyorum. Sizin bir tarihten gelen böyle tarihi bir şeyiniz var. Yani misyonu, böyle bir misyonunuz var. Yani siz olaylara daha geniş bakabiliyorsunuz, daha merhametli bakıyorsunuz. İşte dini tarihimizi, itikat tarihimizi, daha doğrusu bu itikat tarihimizi incelemişsiniz. Onun üzerinde bilim yapıyorsunuz ve dolayısıyla sizin farklı, yani böyle belki benim gibi dar düşünmeyebilirsiniz. Daha geniş, daha merhametli, daha böyle kapsayıcı bakarsınız ama ben, kusura bakmayın, ben öyle bakamıyorum. Ben yani ağzımdan gayri ihtiyari Göbekli Tepe çıkınca 3 defa ağzımı temizliyorum. Gidip gavgala ediyorum Hrabreş demek için. Tekrar hayır orası Göbekli Tepe değil, burası Hrabreş değil. Bunu siz lütfen kuru başkasını dışlayan, başkasını sevmeyen, başkasından nefret eden bir milliyetçilik olarak görüyorum. Bu bizim kendimizi sevmemizdir. Kendi kültürümüzü, kendi dilimizi. Ben partilere de böyle bakıyorum. Partilerimize de böyle bakıyorum. Neticede bunlar bizim emekçi insan, yani tamamen Kürt'ün emeği üzerinden kanı ve gözyaşı ve alın teri. Ben bunları, bu kurumların tekrar bizim milletimizin selametini, huzuru için tekrar aktif şekilde çalışmalarını